Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Bugün günlerden 9 Ekim. Emekli maaşlarına ek olarak 22.000 TL ödeme yapacağını söyleyen bankalardan büyük iddialar da gelmiş oldu. Bu ayın sona doğru yeni belirlenecek olan emekli maaşlarının ardından gözler bankalara dikilmişti bilmiş olduğunuz gibi. Ve bankaların yaptıkları promosyon değişiklikleri birçok emekli vatandaşımızı yakından ilgilendirirken 50.000 TL'ye kadar da ayrıyetten borç kapatma kredisi altında belirli bir ve sınırlı sayıdaki emekli vatandaşımıza ödeme yapacağını söyledi. Bu bankalar İş Bankası ve Garanti BBVA diyebiliriz. Sevgili emekli dostlarım, Eylül ayında enflasyon aylık %2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %3,23, Ağustos ayı içinde %2,47, Eylül ayı içinde de %2,97 zammı hak ettiler. Bu yüzden emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam için aslında son viraj bu ay. Bu ayın sonuna doğru artık kararların netleşmesi bekleniyor ve Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşlarının ortalama olarak bir asgari ücrete tekabül etmesi bekleniyor. Bir asgari ücretle emekli maaşı bir olmasa bile arasındaki bu derin uçurumun sadece 1000 liralık bir fark olması da tahmin ediliyor. Birçok SGK uzmanı tarafından bu yazın ortasında aslında verilecek olan ek zammın asgari ücretle emekli maaşının arasındaki uçurumun kapanacağı, bu rakamların en düşük olarak 15.500 liradan başlayacağı iddia edilmişti. Şu an itibariyle zaten en düşük emekli maaşları 2.500 lira civarlarında seyrederken, dul ve yetim vatandaşlarımızın maaşları da yükselse bile fakat bu maaşlarda kesintiler meydana geliyor. Yani en düşük emekli maaşının üstünden bir maaş almıyorlar. Onun altında bir maaş alıyorlar. Böyle bir ücretle geçinmeleri, ev kiralarını ödemeleri ve hayatlarını idame ettirmeleri hiç ve hiç kolay değil. Zaten dul ve yetim vatandaşımız işe girip çalıştıkları takdirde maaşlarında tamamen bir kesinti meydana geliyor. Bu kesintinin de önüne geçilebilmesi için artık mecliste görüşmeleri hız kazandırıldı. Ve büyük tartışmalar yaşanıyor artık mecliste. Bilmiş olduğunuz gibi, televizyondan izlediğimiz gibi. Evet sevgili dostlarım, bu yüzden de dul yetim vatandaşlarımızın düşük maaş aldıkları için mecburen çalışmak zorunda kalıyor dul ve yetim vatandaşlarımız. SGK'lı çalıştıkları zaman, yani sigortalı, maaşları tamamen kesiliyor. Sigortalı çalışmamak için kaçak çalışma yoluna gidiyorlar. Yani sigortasız şekilde çalışıyorlar. Bu da kaçak çalışmanın önünü açmış olduğu gibi maalesef maaşlarında tamamen kesinti meydana geliyor sigortalı çalıştıkları zaman. Birçok iş yerine zaten sigortasız çalışma için istekte bulunuyor böyle vatandaşlarımız ve biliyoruz. Bu yüzden dul ve yetim vatandaşlarımızın maaşlarında yeni bir düzenleme, yeni kararlar ve maaşlarındaki kesintilerin önüne geçilebilmesi için birçok kamu kuruluşundan zaten destek geliyor. Özellikle de dul yetim vatandaşımız ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmeler için son viraj alan bu ay için artık rakamları konuşabiliriz. Bu rakamlar ortalama olarak bir asgari ücrete geçse de açlık sınırı 22 bin liralar civarı. Yani en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. Sizce sevgili emekli dostlarım, en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yorumlar kısmından bize yazın. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.